Türkiye'nin gündeminde uzunca bir zamandan bu yana kadınların yaşamın tüm alanlarında, gündelik hayatta başörtüsü kullanmaları önünde hiçbir engel yoktu ve aslında bu tartışma gündemimizden çıkmış olmalıydı, çıkmıştı belirli bir veçesiyle. Fakat AKP iktidarları özellikle böyle seçim süreçleri, ki bu seçim süreçleri de hiçbir zaman bitmedi, bu süreçlerde bu konuyu mütemadiyen bir istismar malzemesi haline getirdiler. Ve bu konuyu yeniden ve yeniden tartışmaya açarak diri tutmakta, aslında basitçe kadınları siyaset malzemesi yapmakta, kadınları ve LGBTİ artıları siyasetin malzemesi yapmakta popülist bir ısrarı sürdürdüler. Bizler 9 Aralık 2022 tarihinde AKP, MHP ve BBP'nin 336 milletvekilinin teklifi olarak gündemimize gelen anayasa değişikliğinin aslında haklar ve özgürlükler bakımından ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve zaten bu amaçla tasarlandığını düşünüyoruz ve buna hayır demek üzere buradayız. Hayır denilmesini bekliyoruz. Muhalefet partilerinin buna hayır demesini öneriyoruz. Çünkü yasaları uygulamayan ve anayasayı uygulamayan, ihlal eden bir iktidarın anayasa yapamayacağını söylüyoruz. 500'ü aşkın kurum bu itiraza ses vermek üzere bir kampanya başlattı ve bu kampanya sürüyor. Bu itiraz meclis gündemine getirilen bu değişiklik teklifinin kayıtsız, koşulsuz reddedilmesini, müzakere edilmemesini, bu toplantılara katılmaması önerisini içeriyor. Zira AKP'nin bu konudaki sicili herkesin malumu, yasaları ve anayasayı defalarca ihlal etmiş, uygulamamış bir iktidarın böyle gider ayak, böyle siyasi ömrünü tamamladığı aşikarken bir anayasa değişikliği yapması kabul edilemez. Bu yapamaz, böyle bir ehliyeti olmadı.